Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizler de. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kadir Deniz kimdir ve Star Unlu Mamullerinde kaç yıldır firma sahipliği yapmaktadır? Evet, Star Unlu Mamullerinde 2000 yılında hizmet vermeye başladık. 2000 yılından beri hizmet devam ediyoruz. Vallahi şükür bugünümüze kadar geldiysek arkadaşlarımızın sayesinde, dostlarımızın sayesinde ve halkımızın sayesinde olmuş bir iştir. Evet. Peki Kadir Bey, evet. Bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Bünyemiz dahilinde yaptığımız hizmetler işte akşam saat 10-11'de hamurla başlarız yoğurmaya. 12-1'den sonra pişirmeye başlarız derken saat 5'te servisler başlıyor. Halkımızı önce marketlere dağıtım yapıyoruz. Ondan sonra mahalle satışlarına çıkıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Millete, halka yaranabiliyorsak bu hususta bize de bu mutluluk veriyor. Bundan daha iyi bir mutluluk olmaz yani. Peki bu çalışmalarınızı bünyeniz dahilinde gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet vermektesiniz? Sizlerden öğrenebilir miyiz? Şu anda 9 tane elemanımız var çalışan. Şoförler dahil. Bu elemanlarımızın hepsinin görevi ayrı ayrı. Bir tane pişiricisi var, iki tane pişirici var mesela. İki tane, üç tane hamurcu var, iki tane şoför var. Bir tane muhasebeye bakan bayan arkadaşımız var. Bunlarla yürütmeye çalışıyoruz bu şekilde. Peki efendim, burada bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğinizin de muhakkak bir karşılığı olmalı. Evet. O zaman ne diyoruz Kadir Bey? Fiyat politikası diyoruz. Burada müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızdan bizlere ve izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Şu andaki fiyat konularımız da ortama göre, geneldeki memleketimizdeki piyasaya göre şu andaki en düşük piyasa bizde var. Bu da nedir? Burada 3-5 tane fırıncı arkadaşlarla anlaşmamızdan gelen bir şey, olay. Mecburuz ama bugün Antalya'da, en yakın Antalya dibimizde mesela 1000 lira. O 1 lira oldu ekmek. Bizim burada 75 kuruş daha hala. Bununla devam ediyoruz. Şu anda alma şansımız yok zaten fiyatta. Ama gidebildiğimiz kadar gideceğiz bu şekilde. Peki efendim, siz dediniz ki şimdi her yerde 1 TL fakat bizde 75 kuruş. Evet. Peki ekmeğin gramajında oynama oluyor mu? Yoksa aynı gramajdan sizler daha düşük fiyata, daha uygun fiyata burada halka hizmet mi vermektesiniz? Hayır, bu gramajda kesinlikle oynayamaz. Şimdi gramajda oynadığımız zaman yüklü cezalarla karşımıza çıkabilir. Biz gramajda oynama şansımız hiç yok. Oynayan arkadaşlar var, 60 kuruşa satan arkadaşlar var. Belki oynayabiliyorlardır. Onu biz denetleme şansına sahip değiliz yani. Hı hı. Bizim her an bu ekmeği günlük her gün teraziye koyup gramajını kontrol ederek göndeririz. Yoksa evet. 3-5 gram çalmakla, oradan kazanmakla bir yere varamayız yani. Mümkün değil. Peki efendim, hemen devam edelim ve Star Unlu Mamulleri olarak ileriye dönük hedef ve projelerinizi sizlere soralım. Bizler Star Unlu Mamullerini ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Kadir Bey? Bizim amacımız, ulaşacağımız amacımız, herhangi hedeflediğimiz bir amacımız yok. Ama sürdürebildiğimiz kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Hizmet vermeyi daha kendimize borç biliyoruz her zaman için. Hizmeti gerektiğince sürdürmeye çalışacağız. Ama Allah, Cenab-ı Allah ne kadar müsaade eder, ne kadar gidebiliriz orasını biz bilemeyiz. Şimdi insanlar, hayat inişli çıkışlı. Yani inebiliriz de çıkabiliriz de. Şu anda illaki ben yükseleceğim, şu mertebeye çıkacağım diye şart kaydı koyamayız. Koyma şansımız yok bunun. Evet. Peki efendim, şimdi çok özel bir soruyla programımıza devam edelim. Biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Evet. Rakip firmalarınız var. Sizleri diğer fırınlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu ben sizlere sormak istiyorum Kadir Bey. Vallahi öbür fırınlardan farklılığımızın, fazla bir farklılığımızın olduğunu sanıyorum. Şimdi biz genelde herkesin fırına girip çıkma şansımız yok. Herkes ne yapar onu da bilmiyoruz. Ama biz her şeyin iyisini yaparım diye uğraşıyoruz. Her şeyin iyisi olsun, son kalite olsun. Millet, halk baktığı zaman, o çok güzelmiş. Biz burada bunu bulduk, daha ne isteyelim, bundan daha iyisi olamaz diye düşünsünler diye en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Abi ben o fırından, öbür fırınlardan farklıyız diyemem. Çünkü onlar da ekmek ödüyor, biz de ekmek ödüyoruz ama içeriklerini bilemeyiz onların. Ama herkese işlerinde başarılar dilerim. En büyük başarılar onların olsun. Biz de büyümeyi tabii
başarıya daha ileriye gitmeyi isteriz ama Allah ne gösterirse oraya kadar yürümeye devam edeceğiz. Evet. Hepimize hayatta başarılar dilerim. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize herkesin gelecek olan yeni yılını kutlar, mutluluklar, başarılar dilerim herkese. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın teşekkür devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum efendim. Teşekkürler.